insanlığın iftihar tablosuna denen şey aslında bize deniyor. Ey örtüsüne bürünen, dünyadan habersiz yaşayan, sadece kendi maddi manevi füyüzat hisleriyle esas oturup kalkan insanlar, sıyırın üzerinizdeki o disarı, kalkın ve insanları eğri yolun encamından sakındırın. Başlarını almış gayaya doğru yuvarlanıyorlar. İsyan deryasına yelken açmışlar şairin ifadesiyle. Kenara çıkmaya fırsat ve imkan bulamıyorlar. Dalalet deryasına yelken açmışlar. Bir daha hidayete yönelemiyorlar. Yeme, içme, yan gelip kulağın üzerine yatma. Nadanlığına veya densizliğine yelken açmışlar. Kenara çıkmaya fırsat bulamıyorlar. Öyleyse kalkın, bunları o eğri yolun encamından sakındırın. Bir liman gösterin onlara. Rıhtım gösterin. Gelsin artık orada aram eylesinler. Rabbinizi dünyanın dört bir yanında büyüklüğüyle yad edin. Ruhu revani Muhammed'i, namı celili ilahi şehbal açsın her yerde. Onu duyurmak için insanlar ne ölçüde kabul ederler? Kardeş, dost, taraftar, muhip, sempatizan, beyne beyne. Bunların hepsi sizin hesabınıza bir kazanımdır. Kalkın Rabbinizi duyurun insanlara. O size bu ölçüde bir teveccühte bulunduğuna göre siz de Rabbinize karşı teveccühünüzü bu şekilde yerine getirin. Ve diğer taraftan da ve siyame kefa tahir dediğimiz zaman iffetli yaşama, ismetli yaşama, üzerimize bir çamur sıçratmama. Hafizan Allah, el alem bunları sonra size şantaj olarak kullanır. Günümüzde çok kullanılıyor bunlar. Müt'ayı kullandıkları insanlar var, pençelerini alıyor, dediklerini yaptırtıyor ve bir persliğe sebebiyet veriyorlar ki hiç sorma gitsin. Evet, içinizi bu türlü şeylerden temiz tutmadıktan sonra değişik angajmanlıklardan sıyrılamazsınız. Hep birileri bunları değerlendirir. Bir yerde olumsuz bir şeye girmişsin. Küçük kıyamette gösteriyor hakim, kumarhanede kumar oynuyor. Ve onu orada tespit ediyorlar, fotoğraflıyorlar, şantaj yapıyorlar ve haksız yere bir mevzuda bir karar verdiriyorlar ona. Bir masum insan hakkında olumsuz karar verdiriyorlar. İnsanlar hafizan Allah, böyle bu türlü şantajlar karşısında o meseleyi öyle kabul etmedikleri halde belki din adına, diyanet adına, mefkure adına çok taviz verme mecburiyetinde kalırlar. Günümüzde sessiz kalan bir kısım kimseler, Allahu alem, haksızlık karşısında seslerini yükseltmeyen insanlar, hadisin ifadesiyle dilsiz şeytan olma durumuna düşen insanlar, ihtimal ya paraya, ya villaya, ya bu türlü olumsuz şeylere yakayı kaptırdılar. Karşı tarafta bunları kullanıyor. İffeti temiz tutmak lazım. Etekleri kirletmemek lazım. Paçaları kirletmemek lazım. Kimse bir şey demeyecek şekilde bir istikamet içinde yaşamak lazım. Yoksa günümüzde olduğu gibi mesaviler ortaya çıkınca yalanla, tezvirle, başkalarını karalamak suretiyle yeni gündemler oluşturmaya kalkar. Nasıl yapsak ki bunu unuttursak, haramiliği unuttursak, çalmayı, çıkmayı, rüşveti, irtikabı, ihtilası unuttursak, kadınlarla münasebeti unuttursak filan gibi ayrı bir hata içine girer. Bu defa yalan söylerler, iftirada bulunurlar, Müslümanları karalarlar. Bir günah 50 türlü günaha kapı aralar. Hafizanallah o hale gelir ki o onları alır küfre götürür. Zira her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır diyor Hazreti Piri Mughan Şemitabad.